Hiç düşündünüz mü? Yani hiçlik hakkında konuşabilir miyiz? Konuşanlar var. Ama bana soracak olursanız havanda su duyuyor hepsi de. Çünkü var olmayan bir şey hakkında konuşuyorlar. Şimdi tabii bu biraz garip bir açıklama. Var olmayan şey hakkında nasıl konuşulur? Konuşulan her şey vardır da diyebilirsiniz. Ya da konuşulduğu anda var olur diyebilirsiniz. Bu da doğru ama hiçlik öyle bir şey ki mesela yok dediğiniz zaman bir anlaşılır tarafı var. Ama hiç dediğiniz zaman bütün bu varlık yokluk kavramları yok oluyor. Yani bir de şey var. Birine bir şey yok diyorsun ya, hiç mi yok? Ya hiç yok işte, hiçim için mi var? Yok yani. Yok dediğiniz zaman bir şey bir zamanlar vardı ama şimdi yok anlamına gelir. Yani bunun hiç var olmadığı anlamına gelmez. Ve hiç dediğiniz zaman o zaman zaten gerçekten hiçlik var olmuş olsaydı biz bunları zaten konuşmuyor olurduk. O zaman hiçlik var. Ama hiçliğin içinde de bir şey var her zaman. Yani gerçek anlamda hiçlik diye bir şey yok. Umarım saçmalamam çünkü biraz sıkıntılı bir konu. Şimdiye kadar herkes dedim ya havanda su dövmüş diye. Ben de saçmalarsam artık sürçülisan edersem affola. Hiçliği anlamamız aslında tarif edebilmemiz çok zor. Çünkü daha doğrusu imkansız neredeyse. Birincisi hiçlik diye bir şey yok. Her zaman her şey var. Yani her şeyi var olarak kabul etmek gerekiyor. Baştan onu söyleyeyim. Bir şeyi tarif edebilmek için bizim onu tecrübe etmemiz, yaşamamız gerekir. Eğer hiçliği tecrübe edebilsek, yaşasak olmazdık. Yani o zaman şimdi burada ben konuşuyor da olmazdım. Dolayısıyla biz olmayan bir şey hakkında konuşuyoruz. Gerçekten hiçlik var olsa ve biz bunun içine girsek nasıl? Yani bütün bu konuşmaların, tartışmaların hiçbir tanesi olmayacaktı açıkçası. Yani hiçlik nedir diye sormak neye benziyor biliyor musunuz? Siyah neden beyaz değildir gibi bir soru oluyor. Öyledir çünkü yani niye ya yani sen niye erkeksin ya da sen niye kadınsın? Çünkü öylesin. Yani şimdi bunu hiçbir yere varmayan bir şey olur, bu tartışma olur açıkçası. Hiçbir şey olmasaydı diyelim ne olacaktı? Soru kendi içinde biraz tuhaf değil mi? Yani illa bir şey olması gerekiyor gibi bir soru soruyoruz ama hiçbir şey olmasaydı diye de soruyoruz. Yani bir garip bir şey var, çelişki var sorunun içinde. Hiçbir şey olmasaydı diye bir şey yok. Çünkü hiçbir şeyin olmaması mümkün değil. Mutlaka her zaman her şey var. Şimdi boş bir alan bulalım. Ya uzayda bir boş bir alan düşünelim. Bu hiçbir şeyin olmadığı bir şey düşünelim. Yani hiçbir parçacık yok yani. Şimdi mikroskopla bakıyoruz. Bir şey görünmüyor. Ama kuantum bakışıyla yani çok açılmış bir bakışla baktığımızda o hiçliğin içinde yine bir enerji görüyoruz. Yani ne var? Pozitronlar, elektronlar, kuarklar, bunlar hep böyle bir dans ediyorlar şey gibi. Buna aslında kuantum köpüğü deniyor. Buna şey olarak da bakabilirsiniz. İsteyen araştırabilir. Ben uzun uzun anlatmayacağım. Kasimir etkisi deniyor. Burada mutlaka bir şey görüyorsunuz. İşte gördüğümüz her şey bu hiçlikten yaratılıyor. Yani aslında hiçlik diye bir şey yok. Ama bütün maddeler hiçlikten geliyor. Şimdi Nirvana'ya ulaşmak diye bir şey var ya. Nirvana aslında hiçlik demektir. Yani hiçliğe ulaşmak. Ya birçok insan böyle bir şey de olabilir, tuhaf olabilir. Bu muydu yani Nirvana dediğin şey yükselmek? Evet. Bu.
Yani soyut şeyler, somut şeyler üzerine düşünürsek eğer şeyden bahsedebiliriz. Hiçlik olabilir. Yani bir madde olur ya da bir madde olmaz diyebilirsiniz. Ama bu hiçlikten bahsedersek her şey var olabilir. Çünkü her şey bu düşünceden, yani hiçlikten kaynaklanır. Hiçbir şey biliyorsunuz yoktan var olmuyor, vardan yok olmuyor. Yani başta da dediğim gibi her zaman her şey var. Orada insanların kafasına şey takılıyor. Yani ölünce nereye gideceğim? Ölmeden önce neredeydin? Onu biliyor musun? Yani bu çok fazla kafaya takılan bir soru. Korkaklıktan kaynaklanıyor. O korkaklık da nereden geliyor? Bu dünyada eğer saçma sapan bir hayat sürdüyseniz cezalandırılacağınıza inanıyorsunuz. Ve bu da sizde bir korku yaratıyor. Ölümden sonra ne olacağı belirsiz ya, insanlar o belirsizlikten korkuyor. Halbuki hayatı güzelleştiren o belirsizlik. Ölümü de güzelleştiren o belirsizlik. Çünkü yaşam dediğinizde ölüm de vardır. Eğer ölüm olmasaydı yaşam olmayacaktı. Yani ölümler neredeyse doğumlar da oradadır. Bunu Nietzsche söylemişti galiba. Şimdi bu hiçlik kavramı normalde baktığınızda bu nihilizme sürükleyebiliyor insanları. Nihilizm varabileceğiniz en tehlikeli yerdir. Nihilizmin çıkış felsefesinde anlatılanlardan bahsetmiyorum aslında. Bugünkü nihilizm anlayışından bahsediyorum. Bunlar insanı anlamsızlığa sürüklüyor. Bu dünyadaki kötü şeyleri, saçma şeyleri gördüğü, yaşadığı için bu kötü bir şaka olduğunu düşünüyor dünyanın. Dünyanın kötü bir şaka olduğunu düşünen hakikaten kötü şakalarla karşılaşıyor. Bu biraz da insanın pozitif düşünmesiyle alakalı ama pozitif düşünme dediğiniz öyle pozitif düşün pozitif olsun diye bir şey yok yani bu eylemle alakalıdır. Yani bir sürü bilgi alıyoruz. Mesela ben beslenme ile ilgili bir sürü şey anlattım. Bunları dinlediyseniz eğer ama sadece dinlediyseniz hiçbir işine yaramayacaktır bunlar. Hiç kimsenin bir işine yaramayacaktır. Bunlar uygulanması gereken bilgiler. İşte bilgelik de burada ortaya çıkıyor. Bir şeyi bilmek yetmiyor. Bir şeyi bildiğiniz zaman ve uygulamadığınız zaman kitap taşıyan eşeklere benzersiniz. Kur'an'da yazıyordu bu. Ama bunu uyguladığınız zaman o işte bilgelik olur. Varlık, var olduğumuz için konuşuyoruz değil mi? Belki de konuştuğumuz için var oluyoruz. Her neyse. İşte varlık olmayabilir ama varlığın olabilme ihtimali her zaman vardır. İşte o da hiçlikten gelir. Yani biraz önce bahsettiğim küçük parçacıklar, yani göremeyeceğimiz kadar küçük parçacıklardan gelir. Yani hiçlik diyoruz sürekli olarak işte o olmasa ne olurdu? Bakın bir şeyi var ettiğinizde, bir şeye sahip olduğunuzda başka bir şey daha istiyorsunuz. Ve başka bir şey daha istiyorsunuz. Ve onu da alıyorsunuz, başka bir şey istiyorsunuz. Bu hep böyle insana şeye doğru, egodan kaynaklanıyor tabii bu. Her şeye sahip olmak. Ama her şeye sahip olmamız mümkün değil. Sadece bir şeyleri bu dünyanın bir aslında sonrasını ben bilemem ama burada hiçbir şeye sahip olamıyoruz zaten. Bu beden bile geçicidir. Yani bu beden peki nasıl ayakta kalıyor? Yani sadece beyin mi? Eski kadim bilgilere göre beyin sadece bir şeydir, vücudun parçasıdır. Beyne çok fazla önem atfediliyor. Bu modern hesapta bilimden bahsediyorum. Eğer bilinç olmasaydı bu beden böyle yıldır kalırdı, bir anlamı kalmazdı. Burada aslında beyin vücudun bir parçası ve bedenin sahip olduğu hafıza beyninkinden çok daha fazla. Hani biz şey diyoruz ya,
Gel. Gel. Hiçliği anlatmanın aslında en güzel yolu şudur. Bütünlükten bahsetmek. Yani birlik bilinci. Birlik nasıl olur? Şimdi bizler birey olduğumuz, daha doğrusu herkes birey değil aslında. Herkes toplum. Yani toplum bilincine sahip. Burada insanlar önce birey olmalı. Birey olduktan sonra ancak belli bir şeye, bütünlüğe varabiliriz. Yani hiçliği tam tersinden alıp hiç olduğunuzda her şeyle bir bütün olursunuz. Bunu yaşamak, yani cici be, her zaman zordur, anlatmak zordur. Bütünlüğü anlatmak da zordur. Bunu nasıl yaşarsınız? İşte hiçliği tecrübe edemeyiz ama bütünlüğü tecrübe edebiliriz. Ben DMT aldığımda bunu yaşamıştım. Çok enteresan bir şey. Oradaki sıkıntı da yine şu. Biz tamam, bunu yaşayanların hiçbir tanesi zaten açıklayamıyor tam olarak nasıl olduğunu. Yani bütünlüğün ne olduğunu, nasıl olduğunu. Ama bütünlük insana inanılmaz bir huzur veriyor. Onu söyleyebilirim. Ve bazı şeyleri kavrayabiliyorsunuz. Akışa bırakmayı sağlayabiliyorsunuz. Çok fazla çabalamamayı, çünkü yani bakın doğada bir sürü şey görüyorsunuz. Mesela balık yüzmek için çabalar mı? Hayır, sadece yüzer. Aslında bizim de sadece yaşamamız lazım. Ama yaşamı o kadar çok sorguluyoruz ki yaşamayı unutuyoruz o arada. Tabii bu arada yaşamı sorgulamanın ben yanlış bir şey olduğunu söylemiyorum. Ben de sorguluyorum sürekli olarak. Fakat bunlar insanı depresif düşüncelere sevk etmemeli. İşte sorun orada çıkıyor zaten. İnsanlar birçok şeyi araştırmaya başladığında sürekli olarak böyle negatif bilgilerle karşılaşıyorlar. Ve bazı insanlar çok kırılgan, o negatif bilgileri kaldıramayacak düzeyde eğer bir şeyler yaşarlarsa depresyona giriyorlar. Esasında depresyon dediğiniz şeyi de böyle çok normalleştirmemek lazım. Çünkü depresyon doğal bir süreç değildir. Depresyon bize modern hayatın sonradan kaktırdığı bir şeydir. Yani herkes depresyona girer ama nasıl çıkacağını bilemez. Çünkü normalleştiriyorlar depresyonu. Ha, bu herkesin başına... Hayır, bu doğal değil. Herkesin başına gelmez. Neden depresyona girersin? Bir kere yıllardır anlattığım bir şey bu benim. Önce bok yemeyi bırakacaksınız. Yani o yediğiniz şeylerin hiçbir tanesi gıda maddesi değil neredeyse. Bazı şeyleri yememeniz gerekiyor. Hatta oruç tutmanız gerekiyor. Bunu defalarca söyledim. Yani bu gibi işlerden kurtuluşun yolu hormonal işleyişi bir belirli dengeye sokmaktır. Doğal dengesinde bulunmasıdır hormonal işleyişin. Ama o yedikleriniz sayesinde hormonal denge bozulur, işleyiş bozulur. Ve hiçliğe doğru sürüklenirsiniz. Her şeyin anlamsız olduğunu düşünmeye başlarsınız. Dolayısıyla buradaki işleyişin bozulması sadece şey de değil ya, yani beslenme de değil. Çok fazla faktör var ama ana akım medya, televizyon mesela. Cicero şöyle bir şey söylemiş. Eğer bir insan sürekli olarak kötü şeylere maruz kalırsa, negatif bilgilere maruz kalırsa insanlığından çıkar demişti. Şimdi biz o Cicero'nun dediğini yaşıyoruz. Çünkü televizyona baktığınız sürece sürekli saçmalık görüyorsunuz. Bu da insanı duyarsızlaştırıyor. Dediğim gibi çok uzatmayayım ben. Bu hiçlik dediğimiz şey aslında tecrübe edilemez bir şey. Ama bütünlük tecrübe edilebilir. O da maneviyatla olur. O maneviyat da vermektir. Yani çevrenize ne kadar faydalı olursanız o kadar mutlu olursunuz. Verdikçe alırsınız. Hatta daha fazlasını alırsınız. Orada bir şeyler vermeniz. Ne elinizde ne varsa onu vereceksiniz. Mesela sadece parayla olmuyor. Ben işte zengin bir adam değilim. O yüzden öyle fakir fukara yapar ki bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bilgi verirsiniz. Bilgi ve sevgi verdikçe büyüyen şeylerdir. Ve hiçliğe çok da fazla takılmamak lazım. Çünkü hiçlik diye bir şey yok. Dediğim gibi. Varsa da o işte bütünlük hissidir aslında. Hani o benim DMT aldığımda yaşadığım
enteresan bir tecrübeydi. Burada hiçliği tam olarak tarif etmek tabii mümkün değil ama aklıma gelenleri ben bir anlatayım dedim. O arada araya bir sürü şey girdi. Yemeği unutmuşum ocakta. Neyse ki yanmamış, son anda yetiştim. Sonra işte şey girdi, cici girdi araya. Sizin aranıza kimse girmesin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.